oluyor. Ne oluyor? Senin çocuğun niye böyle tetikçilik yapıyor? Değil mi? Kaldırıyor, çocuğumu kaldırıyor. O yolladı, kendi yolladı. Aynı sanki bir şey var sanki. Yani otobüste. Yasin tek başına kendi rızasıyla oraya gelmedi, öyle aynen mi? Aynen. Öyleyse baştan yani mobileti koydu, saldırdı. İçeri girdi, ne öğrettiyse içeride işte saldırı moduna geçirdi. Peki Zeynep mi yönlendiriyor sence, i̇kisi de, yoksa ikisi de, Mustafa mı? İkisi de aynıdır yani. Çok büyük oyun kuruyorlar, biliyor aynen musun? Bir ayrıldık, bir barıştık. Bir o yalan, bu yalan. Bir şöyle, bir böyle diye milleti sürekli yalan söylüyorlar. O diğer oyunu da birazdan açıklayacağım. Tamam mı? Açıklayayım mı Mustafa? Hadi oyunun onu şimdi açıklayayım var onu. Açıklayayım mı? Açıkla, açıkla. Sen biliyor musun onu? Yok, tamam. Ben diğer yalanları da şu. Sizin duyacağım. Pınar'cığım açıklayalım mı? Tamam. İddiaya göre köstebek mi dedik ya, birileri tarafından gönderildim acaba? Yani senin kızını acaba köyde konuşulanlara göre birine senin kızını verdi de onlar acaba pavyonlarda çalıştırıp sonra da onlar mı öldürdü? O yüzden de öldüren kişiler de konuşmasın diye bunların hepsini bilen Mustafa'nın yanına konuşmaması için Zeynep'i mi gönderdi acaba diye düşündük ya. Mustafa diyor ki öyle değil diyor. Ben de bunu açıklayayım ya. Ben de buna inanmıyorum Mustafa. İddiaya göre Zeynep kod attı, Mehrican hamileymiş. İnanmadın mı? Hamileyle çocuğumla ilgisi varmış. Yani hamile olduğu için vazgeçemedim ondan demiş Mustafa. Öteki 15 yaşındaki çocuğumdan neden vazgeçmiş? Arkadaşlar diğer şeye geçer misiniz? Tamam, yazın KJ'yi lütfen. İddiaya göre hamile. Ben inanmadım. Yalan. Siz inandınız mı? Yalan. Yorumlarınızı bekliyorum. Bence yalan. Ben öyle, ben inanmadım. Ancak bana hastane raporunu gösterirlerse o zaman inanırım. Böyle sen anneni babanı onu bunu belki etrafını kamuoyunu kandırabilirsin. Ama ben sana inanmadım Mustafa. Sürekli yalan söylediğiniz için inanmadım. Tamam mı? Sürekli yalan söylediğin için inanmadım. Neyine güvenmiş? Hamile kalmak için neyine güvenmiş? Ne var ortada? Ne var ortada? Ortalık belli. Çocuklarına kardeş mi geliyor sence? Ne olursa olsun dedi bana yani. Bir hapishaneye girecek adamın çocuğu olsa ne olur, çocuğa olmasa ne olur? Neden yani hamile oldu? Dört tane çocuğa sahip çıkamayan beşinciye mi sahip çıkacak? Şükre sahip çıkamayan. Aynen. Dört tane çocuğa sahip çıkamayan. Ben ötekinlere de diyorum. Ötekinlerin ne olacağı belli değil. Zeynep nasıl güvenmiş, hamile kalmış? Aynen. Evladını öldürdüğü iddia edilen. Tamam mı? Onu istismar ettiği, hamile bıraktığı iddia edilen bir adamdan çocuk mu yapacakmış? Aynen. Ya da Zeynep de bu kadar yalansa... Gençlik ne? Mustafa'yı nasıl böyle koruyor? Nasıl koruyor ya? Bak o şey, görüntüleri ekranlara getirdik. Hepsini getiremedik, bir daha ekranlara getireceğim. İbretlik görüntüler. Kızı kaybolmuş bir baba böyle eğlence mekanlarında. Orada burada şey oynayamaz olmaz yani. Oynayamaz. Şu hemen şu neden inanmadığımı söylüyorum sevgili izleyiciler. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen izleyiciye sorar mısınız? Şu soruyu izleyiciye sorar mısınız? Zeynep kod attı, Mehrican hamile mi? Yoksa yalan mı söylüyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim sevgili izleyiciler. Bir bilgiyle beraber size söyleyeyim. Dediler ki burada otele gelir gelmez daha 2 aydır tanışıyorlar. Şubat'ta geldi buraya. Mart başı geldi buraya Zeynep. Abi baktık Zeynep diye bir karakter geldi. Ay aşkından ölüyormuş. Mustafa onsuz dedim. Tamam kendisi bilir. Onun özel hayatı bizi ilgilendirmez. Aynen. Ama senden boşanmamış. Normalde ahlaki esik değil yani. Neyse. Hamile dediler oteldeyken Zeynep'e. Burada hamile dediler. Hmm. Burada hamile çocuğu özür dilerim çocuk düştü. Yani 2 ay içinde 2 kez mi hamile kaldın Zeynep? Yani tıp tarihinde olmayan bir şeyi mi becerdin? Ya da var mı biliyorum, bilmiyorum tıp tarihinde. 2 ayda 2 hamilelik. İstanbul'da ayrı hamilelik, köyde ayrı hamilelik. Yani tıp tarihi böyle bir şey görmemiştir diye düşünüyorum. Haddimi aşmayayım ama. 2 hamile nasıl, daha öncesi hamile diyorsun buradayken, sonra hamile değilim diyorsun. Yalan söylediğin ortaya çıkıyor. Daha sonraki ayrıldık diyorsun. Madem hamilesin niye ayrıldın sen Mustafa'dan? O yüzden ben senin bana hastane raporunu göstermeden ben o kadının hamile olduğuna inanmıyorum. Sen yine bir plan içindesin. Yine Şükür'ü önemsemiyorsun. Yine Şükür senin umurunda değil. Bak o çocuğu sevmemişsin Mustafa sen ya. O çocuğu var ya zerre kadar sevmemişsin. Umursamamışsın. Şu eğlence mekanındaki görüntüler
ibretlik eğlence mekanındaki görüntüler bir daha ekranlara gelsin. Evladı kaybolmuş. Ortalıklarda olmayan bir adamın görüntüleri mi? Lütfen izleyin. Pavyondaki eğlence mekanındaki buralara gittiğinden haberin var mı senin bu şarkı Karaağaç'taki? Belki de Zeynep attığı şeyin yana gidiyordur. Bak. Yani Pavyonlarda bizim o tarafta da çalışmış. Şarkı Karaağaç'taki eğlence mekanları bunlar. Bizim o tarafta da çalışmış değil mi? Yalvaç'ta Şarkı Karaağaç'ta çalışmış bu. Belki o zamanlar da belki ya, tanışıklar. Gününü gün etmiş, ekstra neşeli davranmış. Aynen. Kızı kaybolmuş bir baba asla değil yani. Asla değil. Hiç ilgisi yok. Bu da değil ya. Kahvehaneye giriyor, kahvehanede oynuyor sevgili izleyiciler. Onu bir Instagram'a koysanıza ya Pınar'cığım. Bak kahvehaneye gidiyor, kahvehanede oynuyor. Eğlence mekanında görüntü çekiyor. Zeynep Kodat'ın Behlican eve geliyor, sürekli şöyle hareketler böyle, sürekli böyle. Böyle. Köçek gibi oynuyor sürekli. Para kazanıyorlar, şey... Hayır yani şey. Ekstra ben neşeliyim, dünya umurumda değil, kızım yaşıyor. Havası yaratıyor. Bir de Zeynep 42 yaşındaki kadın, fosur fosur da tütün içen, sağlığa çok zararlı. Gerçekten nefret ediyorum, içmiyorum kendimde. Hiç kullanmadım bugüne kadar. Çok da zararlı. Yani zararlarını çok da gördük. Aynen. Etrafta bir sürü insan hasta oluyor maalesef. Böyle fosur 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 içmiş, 40 yaşını geçmiş bir kadın hamile yani. Daha önce burada hamile, bir ay sonra Isparta'da hamile. Burada hamile, orada Isparta'da hamile. Nasıl bir şey var sende ya? Nasıl bir bünye var sende? Maşallah. Maşallah. Yani derler ya, ceketini atsa hamile kalıyor misali. Öyle deyim var ya. Neyse ya. Şu kahvehanedeki görüntüler de bir ekranlara gelsin. Aslanım bakayım. Böyle geliyorsun.
Gar yağınca çıldırdı Mustafa abi. İki tane izleyicim oldu abi. Aslanım. Beş oldu oyna. Beş mi oldu? İzleyici. Çıkar mı o şimdi? Sen de çıkar mı? Yedi oldu. Bak. Yedi kişi izliyor şu an seni. Canlı yayın. Televizyon bir ay. Sessiz uyuyamayacağım. Gerçekten dayanamayacağım. Ben yani ben bile çok fazla rahatsız oluyorum yani. Her türlü şey yani neyse ya. Yayıncıyım sonuçta. Rahatsız olmamam lazım ama. Ay gerçekten rahatsız oluyorum ya. Burası neresi sen söyle. Köy kahvesi dedi ben. Köyün kahvesi. Kaç yılı biliyor musun? 2016. Ekranlara getirelim yine. O ibretliken sesini açmayın. Sesine tahammül edemiyorum. Gerçekten dayanamıyorum yani. 2016 yılı. Tamam mı? Burada Mustafa işte bunu paylaşıyor. Sonra canlı yayın alalım, canlı yayın. Sonra ne diyor biliyor musun? Ne, tam ne yazıyordu Pınar söylesene bir daha. Bir daha söyle. Ha, arkadaşlarına alkol aldım diyor. İçtim diyor. Hani içmiyordu bu adam? Yapıyorum dedi tamam. Arkadaşların onu söylüyor. Alkol aldım diyor. Sen de bu adamı hiç içmediğini söylüyordun. Yani. Hiç görmedim diyordun. Geç geliyordu diyordun. Keşke ama ben içkili halini hiç görmedim. İçebilirdi dedim yani. Çok merak ettik. Her akşam eve geliyor muydu bu adam her akşam? Yani ikiden birden sonra geliyordu. Peki hiç eve gelmediği geceler oluyor muydu? Yani dağdayken çok oldu. Nasıl dağdayken? Nereye gidiyor dağdayken ya? Yani köye iniyordu, yağmurdan diyor gelemedim diyordu, kalıyordu. Yani dağda kalıyorsunuz siz, oradaki şeyde eviniz var. Ha, yani eviniz kışladığımız var. Yerdekinde. Evet, kışladığınız yerde. Gelmediği zamanlar oluyordu mesela. Ha, nerede kalıyor peki? Yani kahvede kaldığını söylüyor değil mi? Ama bilmiyor. Belki o zamanlar da Zeynep Kotatlı Mehrican'ın yanına gittiler. Belki beraber kızın başına bir şey getirdiler. Çok emin ya, kefil yani. Zeynep Kotatlı Mehrican Mustafa'nın katil olmadığına adı Mehrican, Mihrican mı yani adı ne ya bunun? Mehrican mı? Mehrican. Ben yanlış söylüyormuşum. Mehrican. Mehrican olduğu kadar eminmiş. Demek ki ikisi de biliyor değil mi? Nasıl böyle emin olabiliyor ya? Demek ki önceden tanışık bunlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu iki aylık, bir aylık meselesi değil. Acaba çocuğu öldürürken de Mehrican da yanında mıydı? Yanındaydı olabilir. Belki de haberi de var yani. Bilmiyorum dedi bana. Çok kefil ya. Çok emin yani. %100 emin yani. Ben kefil olamam. Kim? Mustafa kim? Bir Mustafa gider, bir Mustafa gelir. Niye 10 yıl gitmemiş Mustafa peki? Başka Mustafa'lar niye gelmemiş? Dedim hanım ben yaşadığını biliyordum. Ben başka yerde diyor biliyordum. Ben böyle olduğunu biliyordum. Ben durmazdım. Ben sadece gidecek yerim olmadığı için durdum. Onun için sabrettim. Çocuklarım için sabrettim. Ama onun sabredecek bir şeyi yok. Zaten çocuklarına bakmamış, devlet bakmış. Şimdi ne için duruyor Mustafa'nın yanında? Bir de hamileyim diye yalan atıyorlar ortalığa. Sen inanmadın değil mi hamile olduğuna? Hayır. İzleyicilerimiz inanmış mı? Pınar'cığım bir bakar mısınız? Yorumları merak ediyorum. Şimdi bakamıyorum. Ben yayın devam. Bence göz teması çok önemli benim için. Senden göz temasını kaçırmak istemiyorum. Çok merak ediyorum sevgili izleyiciler. Hamile olduğuna inandınız mı ya? Ben sana etmiyorum. Yani o belgeyi istiyoruz Mustafa senden. Hamilelik belgesini istiyoruz. Söz veriyorum yayınlayacağım. Zeynep Kotatlı Mehrican'dan, Mehrican Mustafa'dan hamile kalmış. Doktor söz veriyorum şeyiyle. Yayınlayacağım. Doktor şeyiyle, gelen yazıcılar değil. Doktor. Tabii canım doktor, hastane raporu istiyorum ya. O hastane raporu olmadan ben sana inanmıyorum. Çünkü sen daha öncesinden söz verdiğin halde 3 defa yayınlara gelmedin.
Behrican'dan ayrıldığım yalanını söylemeye devam ettiğiniz sürekli sosyal medyadan ama sürekli beraberdiniz. Oyunla İspartya'ya gitti, ayrıldık diye ayrıldık. Sürekli yalan söylediniz bize. Gerçekleri hep sakladınız. O yüzden ben size inanmakta güçlük çekiyorum.